Sonbahar. Yo, Impala gayet iyi de Leon tam olmadı. Leon'u yanaştır olmadı ister. İşte mi kalıyor? Aynen. Tamam. Sen sor, ben cevaplayayım şu an bir. Öyle yapalım. Evet. Zaten evet. Video şey araba içerisinde bayağı bir anlattım ben de. Anlattın işte, karşılıklı kıyaslamak için zaten. Aynen. Şey yapıyorum. Şöyle. Ben de yani kendi bireysel çekerken arabanın içinde ne kadar şey yaptım, ne konuştum hatırlamıyorum o kadar. Şöyle bir durum var. Normalde ben ikisini de kullanıyorum zaten. Asıl şey senin için önemli. Aynen. Ben şöyle bir şey soracağım sana. Ben Leon'u da kullanıyorum, Cupra'yı da kullanıyorum, Impala'yı da kullanıyorum. Sen Impala'yı o kadar kullanmıyorsun. Onun için senin adına tam şey bir tecrübe oldu. Şöyle bir şey var. Şimdi bu araba aslında görünüşte bir şey. Sadece A noktasından B noktasına götüren bir arabaymış gibi görünüyor. Yani bu daha şey gibi geliyor bana. Şirket arabası gibi atıyorum. Hani umursamadığın, kişisel bir şey yapmadığın şey öyle gibi gözüküyor aslında. Sadece A noktasından B noktasına götüren araba dediğinde. Ama bu araba çok öyle bir araba değil. Çünkü aynen. Sen şey olarak kişiselleştirdin arabayı. İşte dediğim gibi bu panjuru var. Şu an gözüküyor ama ayna var. Ayna kapakları ha, ayna var. Ayna kapakları. Başka jant şey var, var. Jantlar var. Aynen. Görsel olarak bunlar var. Aynen. Performans olarak da senin yaptığın ince dokunuşlar var. Şu araba... yazılımsal şeyler diyelim falan. Araba çok daha iyi yürüyor yani normal aynen. Standart bir Leon'a göre. Dolayısıyla bu da sadece standart şey bir araba değil. Bu da bir keyif arabası. Aynen, bunun öyle. Şeyi çok daha geniş aslında. Bunu hem günlük kullanabilirsin hem uzun yola gidebilirsin. Aynen. İşini de görebilirsin. Aynı zamanda çok ciddi bir keyif arabası. Ya işini görüp hem de ufak çaplı bir keyif aldığın araba aslında bakınca. Tabii, yani fena değil yani. Ciddi o açıdan anlamda bakınca. Keyif aldığın bir araba baktığında. Impala sadece keyif arabası. Aynen. Yani Impala bana çok soruyorlar da onun için hani şeyi ayırmak adına söylüyorum şimdi. Abi o zaman ilk şu soruya cevap veririm. Gündelik binilir mi? Hayır. Aynen. Bence ha, kesinlikle işte, binilmez yani. Binilmez. Çünkü ha, şöyle bir şey var. Ben bu arada günlük kullandığımda oldu gerektiğinde. Aynen, senin çok kullandığın oldu ya. Ben çok kullandım. Tabii ilk muayeneden geçip yazın kullanmaya başladığımda ben sadece o yaz 1-1,5 ayda 5000 kilometrem falan var yani. Hani sadece şehir içi kullanım şey bu arada. Aynen. İstanbul İzmit yapıyordum. Burada da çok şehir içinde kullandım. İstanbul'da da çok kullandım. Yani gerektiğinde kullanılıyor ama normal şartlarda kullanılmaz. Çünkü dezavantajlarını sen de kullandın. Şimdi sen daha iyi anlıyorsun aslında. Tabii ben canım. Şey yaptığında arabayı kötülüyormuşum gibi olacak. Ya da sende de öyle duracak belki ama. Ben biraz kötülemiş olabilirim ya. Aynen. İşin ama de gerçeği yani. Baktım ya da. Şimdi işte keyif olarak bahsedersek arabanın gerçekten olumlu yanları gerçekten keyifli olması. Aynen. Direkt bunu söyleyebiliriz. Ben buraya getiriyordum işi. Şimdi dedim ya bu da bir keyif arabası. Aynen. Bu da bir keyif arabası. Peki spesifik olarak genele vurmadığında hangisini kullandığında daha çok keyif aldın? Ya tabii ki Impala'yı kullandığım zaman daha çok keyif almış oluyorum. Çünkü ya bu arabanın olayı biraz bu. Hani ve bununla hani yapabileceğin şeylerin de sınırı yok gibi. Hani daha da geliştirebilir. Mesela atıyorum işte bir V8 takarsın. Tabii canım. O, atıyorum işte daha içini falan yaptıracaksın sen zaten. Yani yapılacak aynen. İçim içi de bu tür şeyler var. Hani bunları da yaptırdıktan sonra muhteşem bir araba haline gelir. Şu an zaten tam olarak kusursuz diyemeyiz. Hani dışı gerçekten kusursuz oldu gerçi de. Dışı okey. Dışı aynen. Gerçekten, dışı falan bayağı iyi. Hani kusursuz deyip böyle ukalalık yapmadım ama çok iyi oldu yani. Aynen. Eski, bence eski de bayağı iyi oldu. Yani biz canlı olarak da gördüğünüz için hani çok, benim çok gözüme iyi. Bayağı güzel gözüküyor şu an. Çünkü eski hali bayağı kötüydü. Böyle çürüğü, boyası falan artık aynen. Kağıttan bile inceydi yani. Evet. Kapı ortası da çok kötüydü zaten. Boyası falan kalkıyordu aynen. Şu an. Restore gördü işte. Dışı 10 numara oldu. Kromları parladı. Ha, kullanışa geleyim. Bence kullanışı 10 numara kullanışı var. Yani şey zamanı bile iyiydi bu arada. Hani üste yapıştır onu hemen. Korona eğlencesi olarak yaptığımız. Aa, evet evet doğru. İşte bir ara işte yaptın. Yanlama falan denediğimiz bir evet, video evet, vardı. Evet. Görüyor musun şöyle kamera arkasından bir şey yapıyorum şu an. O zaman bile bakınca araba kullanmaya keyifli bir arabaydı. Hani şey değildi. Kullanılmaz mesela, falan demem yani o zaman zamanda. Aslında sen uzun yolda hiç kullanmadın ama aynen. Şeyi belki hatırlıyorsundur. Atıyorum işte önceden mesela ufak bir titremesi vardı. Jantında evet, eğiklik varmış. Şimdi mesela öyle bir şey yok şu an. Şu an hiçbir şey yok zaten. Aynen. Kullandın, gördün. Şu an hiçbir şekilde bir titremesi, sapması, etmesi hiçbir şey kalmadı. Sürüşü şu an çok ciddi rahat. Ben daha önceden bu titreme problemiyle alakalı da uğraştım. En son çok az kalmıştı yine. Bunu da şeyde fark ettik. Jantları kroma verince adam dedi ki jant eğri abi bir tanesi dedi. Hmm. Bayağı eğriydi. Adam bana o düzeltildi mi? Düzeltildi tabii onun için düzeldi şimdi. Evet. Şu an kullanışında kalmadı. Bu arada gerçekten hani bunu dipnot düşeyim.
Kullanışı çok rahat. Çok da rahat kullanılıyor. Tek sıkıntıyı söyleyeyim. Direksiyonda boşluk var. Bunu zaten kahve içerken sana şey yapmıştım. Aynen. Söylemiştim. Ya direksiyonu mesela şöyle harbiden iki parmağınla bile tutsan dönüyor. Hani şey olarak çok rahat. Kullanımı falan da çok rahat. Hafif falan ama. Hidroliği yani. Evet, hidroliği bu arada normal arabalardan çok daha iyi. Ya. Bir de ben Leon'da mesela direksiyon var. Hani onu da abim belki video içerisinde görmüş. Olabilir, Gördüğünüz bir olabilir. alan vardır. Direksiyon, benim taktığım direksiyon karbon ama kalın bir direksiyon. Ya yani ele Evet. harbiden güzel oturuyor ama ya Ağır düşününce yani. de biraz ağır bir direksiyon. Hani Ağır bir direksiyon, evet. Impala'nın bu cüsseye rağmen çok daha hafif bir direksiyonu var. Bakınca hani da, çok daha rahat yani Zaten şey şey olarak. beklemiyorsun değil mi? Şimdi dev gibi araba, bu kadar büyük bilmem ne, bu kadar rahat döneceğini, bu Tabii kadar canım, beklemiyordu. rahat Ya bir biz kullanım olduğunu ben beklemiyorsun başka yani. eski arabalarda kullandım. Mesela abimde Murat Yusuf 1 de vardı. Onu da kullandığım oldu. Mesela onda 1,5 ay falan kullanmışımdır hani düzenli bir şekilde. Okula falan gidip geliyordum. O zamanlar mesela onu kullanırken zaten onun direksiyon taş gibi. Ya ben araba kullanmayı da onda öğrenmiştim. O yüzden şey yani. Direksiyon sıkıntılıydı ama. Onun her şeyi sertti buna göre. Tabii canım ya bu. Debriyajı, freni Evet, bunun debriyajı falan da güzel bu arada. Ben çok vites yumuşak, aynen. atışlarını falan bile çok hızlı seri bir şekilde atıyorum yani. Bayağı akıcı Kış yani. freni mesela sana başta bir tık sert geldi büyük Evet, ihtimal. videonun başında da söyledim bu arada onu buradan çıkarken. O ilk başta bastığında direkt laks diye zaten arka frenleri kilitliyor. Ciddi anlamda iyi tutuyor yani. Ha. O şey şaşırmayı herkes yaşıyor bu arada. Hani arada işte Akif de kullandı, boyacım. İşte belki Mehmet abi falan da kullanmıştır. Yani böyle sadece hani atıyorum 2-3 metre arabayı çekmek için kullanan bile herkes freni ne kadar sertmiş diyor. Evet, Yani şey aynen. sertlik bu arada. İnsanlar eski bir araba olduğu için büyük ihtimal sanki zor tutacakmış gibi sert Aynen. basıyorlar Sert frene. basıyorsun. Ama aslında sanki yeni bir arabanın freniymiş gibi çok yavaş bassan bile çok sert Tutuyor tutuyor aynen. freni. Dolayısıyla Freni neredeyse bayağı başarılı olmuş. Eskiden bu güncel bir kadar araba şey gibi değildi yani. fren İyi yapıyor değildi. yani. Bayağı iyi freni. Lastiği biraz kötü. Yoksa gerçekten güncel bir araba gibi durur. Aynen. Durma konusunda falan bir çekincem olmadı bu arada. Gerçekten hani Evet. o kadar da bastım ettim zaten. Hani zorladığım yerler de oldu. Hani 140'ı falan gördüm bir yerde. Hani şey korkusundan çekinmedim. Hani durabilecek miyim acaba korkusu yaşamadım çok. Yaşamıyorsun canım, evet. Aynen ya, Bayağı. o güveni veriyor gerçekten Eskiden şu an bende de araba. vardı o korku bu arada. Benim tek korkum şey oldu ya, o dediğim gibi direksiyonda o boşluğun olması. Hani virajlara girerken hani kendimden emin olamadım. Araba zaten dönmeye döner yani, onda bir Onu sıkıntı yok. birazcık daha kullansan anlardın. Ya da Evet ya, önceden ben sana söylesem yine daha şey yapabilirdin. O şey yaptım boşluğa zaten, alışsan. gene 1-2 viraja falan olması gerekenden hızlı girdiğim yer oldu. Tutuyor zaten yani, bir şey yok. Çok Araba fazla dönüyor bir yani. boş yok burada. Bütün Amerikan arabalarında Aynen. şey bir ince bir boşluk var. O Ayar var. boşluk Aynen. O ayarı tutturursan şey aynen. oluyor. Yani Sıkıntı yok. şey gibi hani şu kadar bir boşluk var Aynen. aslında. Yani komple şey yok. O boşluk alınıyormuş. Ben onu Alavi ile konuştum aslında. O boşluğu alırsan direksiyon kendi kendini toplamıyormuş. Ondan Ha. aldırmadım. Bu şekilde de Ya o da zaten kötü bir şey bakınca. Yani evet. kendisini toplaması hani iş yani. O Tabii olmazsa canım. kötü olacak Bu yani. rahatlıktan ödün Aynen. vermek yani. Vermen gerekiyor. Çünkü şu an çok rahat yani. Direksiyon da çok rahat kullanımı. Konforu nasıl? Konforu bayağı iyi bence. Yani şaşılacak bir derecede iyi olabilir yani. Ya çünkü mesela ben hani Ibiza'da kullandım, Leon'da kullandım. Cupra'yı da kullanıyoruz. Kia Sportage vardı, onu kullanıyoruz. Ya belki Uber rahat arabalar değil bunlar da ama hani şey olarak bakınca çok daha rahat yani Impala onlara göre. Ya onlar şey olarak değerlendirdiğinde işte Ya bu çok güncel daha iyi araba oluyor. bakınca hani mantıken bunların da iyi olmasını beklersin. Hani Tabii. koltuğunun Çünkü rahatlığının, bunlar işte da yeni süspansiyon, teknoloji, bir yay falan. süspansiyon var. Ha, aynen. Aynen. Yani bu tür şeylerin çok daha iyi olmasını beklersin ama adamlar işte klasik arabada yapmış. Rahatlık olarak gerçekten uzun yolculuğa çık. Ses problemini takmıyorsan ciddi anlamda inanılmaz keyifli gidersin. Ya yaylanma olayı falan inanılmaz rahat. Sürüş pozisyonu bu arada çok iyi. Zaten mesela bak lan bunu söyleyeyim bak. Çok büyük bir farklılık aslında bunu söyleyeceğim şimdi. Sen de şaşıracaksın. Yeni arabaların hiçbirinde koltuğun istersen arşa çıkar. Tavandan bak. Arabanın önünü asla göremezsin. Bence. Yani göremiyorsun zaten. Ben de hep genelde altta kullanıyorum. Impala'nın öyle bir ayar olmamasına rağmen arabanın önünü çok rahat görüyoruz. Yani mesela bak. Şurayı direkt görüyorum. Şurası bende var yani. Hani arabanın önünü net bir şekilde koyarken aslında ciddi anlamda rahat bir şekilde yanaşabilirsin. Hani bu kadar geniş olmasa işte ne bileyim işte çok dar olmayacak. Impala'nın gireceği bir alana rahatça girebileceğin bir şeyin var. Görüş açın var Tabii. araba içerisinde. Yani önünü falan çok rahat tahmin edebiliyorsun. Ya bunda da işte tahmini hareket ediyorsun ya da sensörlerle vesaire hareket ediyorsun ama Impala'da da işte o görünüş açısı güzel yani bakınca. Kör noktası yok bu arada bakınca. Evet, Harbiden. kör noktası Kör yok. noktası yok yani. Aynayı söyledin. Aynen, aynayı söyleyeyim. Ayna, bence sağdaki aynanın olmaması bir eksiklik kesinlikle. Ben Ki de düşünüyorum arada ya yani. cidden yapılabilir bir şey herhalde ama değil mi? Yapılır canım, alıp sağ Aynen. tarafa
Ayna Ya takılabilir sağ aynısına. tarafta ayna olmaması ilk başta beni bir tribe sokmuştu ama orta aynayı kullandım. Orta aynayı kullanınca görüyorsun yani sol ve sağı da çok rahat bir şekilde görüyorsun ki tek başıma olduğum yerde de bahsediyorum. İlk başta aslında şey söyledim yani ayna aslında hani orta ayna biraz daha büyük olsa daha iyiymiş falan dedim ama sonradan mesela biraz daha alıştım arabaya kullana kullana. O arada mesela şey fark ettim ya orta aynanın bu boyutu da yeterliymiş dedim. Hani araba zaten geniş ama bakıyorsun soldan sağdan gelen arabayı her türlü görüyorsun. Ve senin dediğin gibi de hani sağa sola böyle bir baksan görüyorsun kör noktası olmadığı için sağdan gelen bir arabayı da çok rahat kafanı çevirip bir saniyelik bir şeyle bakabilirsin Ya yani. kotarıyor. Şöyle bir şey Aynen var kurtarıyor aslında. yani arada. Birebir konuştuğumuzda kahve içerken söyledim. Daha iyisi var. Mesela Emre'de var arabanın. Birebir aynısı, onda da 67 impala var. O mesela şey bir ayna takmış. Hem daha şeyi de geniş. Eni de daha geniş. Boyu da daha uzun. Biraz bombeli panoramik ayna gibi. Aslında o öyle güzel bir şey yapmışlar ki sadece görüntüsü kötü. Ben ondan çok yükselmedim ona. Soldaki aynaya bile bakmanı gerektirmeyecek kadar iyi. Yani hem sağını hem solunu çok ciddi geniş bir açısı var. Ayna biraz böyle bombeli dediğim gibi. Ya Şey de tipi yüksek. güzeldiyse hiç gerek yok. Ha Çünkü bu işte da gerçekten yeterli tipi yani biraz kötü duruyor. bakınca. Yoksa öyle bir şey taksan hiçbir ihtiyacın kalmıyor yani. O Aynen. bayağı iyi. Öyle bir. Görünüş yani görüş açısı o şekilde iyi bence. Çok da kötü değil. Peki bu kadar övdük, sırf övmek için seni konuşturuyormuşum gibi olmasın. Şey, sence neden günlük bir araba olmaz? Araba çok geniş olduğu için şuraya girer miyim? Buradan geçebilir miyim? Kuşkusuna düşürecek bir araba. Belki bunu çok kullanımla beraber aşabileceğim bir şey ama gene bakınca en büyük dertlerden biri zaten park. Hani kalkıp bir AVM otoparkına rahatça park edemeyeceğin bir araba yani bakınca. Veya sen koydun. Gelip birisi harbiden sağına soluna vurdu mu diye tribe girersin. Ya yani ben Leon'u bile koyarken mümkünse duvara sıfır yanaşıyorum. Tabii. Sağdaki solumdaki araba biraz daha şey olsun. Ya bunun Leon Boşluklu dursun. çarpı 3 net bir Tabii şekilde. canım ya araba çok geniş zaten. O yüzden öyle bir algıya düşürüyor. Yani şehir içerisinde kullanımı pek mümkün olmadığı için ki biz de yani köyde yaşamıyoruz kardeşim şu an. Ben Dağda da yaşamıyoruz o ben yüzden. ben ben söyleyeyim mi? Mesela manuel vites olması da problem. Evet tabii canım. Ama mesela ben şuna bir dipnot getireyim. Bence normal bir manuel arabadan çok daha rahat manuel vitesi. Çünkü koldan olduğu için tek başıma olduğum yerde gene söylüyorum da çok tekrara düşmüş oldum ama ya vites atması hem keyifli bir de 1 ve 1, 2, 3. Yani 3 vites atıyorsun alt üstü. Bakın ya çok değil yani. Mesela E5'te akan bir trafikte gittiğini varsay. İşte 70-80 gidiyorsun. 3. vitese attın. Hiçbir derdin yok. Ama mesela bakınca 70-80'de herhangi bir arabada 4. 5. viteste de Zaten gidebilirsin. Altta da gidebilirsin. Yani orada başka koşullar da var. bu arada şey var, hani mesela çok performanslı kullanmak istediğinde aralığı çok açık. Açık harbiden. Onu İkinci denedim zaten yani. vitesse 80'e kadar rahat Çıkıyor çıkıyor. canım. Ben hatta belki 90'ı bile zorlamış olabilirim 90'a yani. da çıkıyor. Yani Aynen. daha birazcık daha bağırtıyorsun. Üçüncü vitesse ibre 200 zaten. Yani ne kadar gidiyorsa, top speed denemedim. Gider Sonuna ya kadar herhalde. gidiyor yani. Aynen Ama gider ya. mesela düzgün şey kullanım yaptığında 40-50'de de 3'e yatsan çok rahat Oluyor gidiyorsun. aynen. Gidiyorsun Ya yani. yakıt tüketimini aslında bu şekilde dengeleyebilirsin belki Ya biraz ki yani. ben uzun 40'ta 50'de yolda atsan. kullandığımda öyle bir şey oluyor yani. Aynen. Sana mesela sen ses konusunu konuştuğumuzda şey dedin ya, atıyorum işte ses rahatsız ediyor. Aslında yani tabii ki de bir şey güncel araba gibi olamaz yani, çünkü çok bağırıyor araba. Ama uzun yolda hem düz gidiyorsun, biz bugün çok yokuş çıktık, hem de daha stabil kullanıyorsun yani, uzun yolda basmıyorum sonuçta. Tabii canım yani. Yani aradaki fark bu. Ben zaten ikisini kullanınca aradaki en net fark ettiğim fark bu. Sen tam tersini yaptın aslında onu. Ben Aynen. bu arabayı kullandığımda, bunu veya Cupra'yı kullandığımda arabanın çok güçlü, performanslı, atak bir araba olduğunu bildiğim için şey isteği uyanıyor. Ya şunu da geçeyim, Basayım basayım, gaza şunu da falan şey yapayım, aynen. hani daha çok basmak Ben istiyorum. de Bunu aslında işte Leon'u falan böyle kullandığım için Impala'da denemiş oldum. Böyle ben kullansam ne bunu olur? çok ağır Ben kullanıyorum bu arada yani. bayağı sol gittim yani. Sol şeritten Tabii canım, yapıştırdım yani sen bayağı milleti bastın. bayağı Ben geçtik. seni arkadan çekeyim dediğim bir ara, hani arkanda da kalıyorum. Sen bir ara bayağı arayı açtın. Ben Ben bastım ya sen evet. iyi bastın yani. Onun için aslında şey bir değerlendirme yaptın. Yani çok daha fazla bağırdığı bir versiyonu kullanmış oldun. Aynen. Yani uzun yolda ben 100'le gidiyorum. Düz de gittiğin için, yani düz bir yolda gittiğin için, yokuş mokuş çıkmadığın için daha az çıkıyor bir tık. Yani o kadar Aynen. rahatsız etmiyor, ama tabii ki de sesli yani. Ona Ya şey dediğim yapamam. gibi tekrardan toparlayalım. Yani şehir içi binilecek bir araba değil ama kesinlikle keyif için Impala'ya binilir. Keyif de alırsın yani kesinlikle. Ya işte keyif için bineceği için de o seslere falan takılma şeyin Tabii kalmıyor canım. yani. İşte günlük kullanmadığın Aynen. için bunlara zaten takılmıyorsun. Takılmazsın yani. Şimdi Harbiden düşünüyorum çok yakıyormuş, takılmazsın. bilmem neymiş. Niye takılacaksın ki? Aynen ya atıyorum bir yerde kahve içmeye gideceğim. Impala'yı aldım He. çıktım.
Ne olacak yani? Ses versin. Önemli değil ama Günlük keyif kullansam alıyorsun. bunlar sorun olur. Tabii İşte bunlar aynen bu günlük arabanın kullansan. ikisi arasındaki kader farkını oluşturan şey bu işte. Çok yakıyor bir. Aynen. İkincisi çok büyük. Kullanımı zor. Yani trafikte ıvırda zıvırda yoruyor. Manuel vites olması muhabbeti var. Ama yani günlük kullanmadığın için bunların hiçbir sorun olmuyor. Yok çok yakıyormuş, yok işte park sorunuymuş, bilmem neymiş. Dert değil yani. Ses Aynen öyle. çıkarıyormuş. Daha güzel oluyor yani ses çıkarması. Tabii canım. Öyle Zevkler ve muhabbetler renkler var. falan. Ben güzel bir şeydi benim için. Deneyimdi gerçekten. Ya aslında bunu şu böyle bir haftalık falan yapsak hani İstanbul'da kullansam lanet eder miyim acaba? Ha işte aslında Lanet olsun bana. daha uzun bir şey. Mesela her dışarı çıkacağında bunu kullansan Tabii. İstanbul'da. Mesela ben İstanbul'da kullandığımda çok ciddi problem yaşıyorum. Şu an İstanbul'da götürmek istemiyorum arabayı için. Mesela bizim siteye koyuyoruz ve yani Koyması bile dert yani. koyması çok Ya ciddi lanet dert. olsun. Yani Leon'u bile ben koyarken dert yaşıyorum ya. Yani. Impala ile mesela kriz geçiririm. Gerçekten öyle. Ben tek başıma mesela koyuyorum. Gece mesela çok ciddi problem yaşıyorum ben de. Tamam normalde park o kadar ciddi bir sorun olmuyor benim için. Ama gece mesela bizim siteye koyuyorsun. Zifiri karanlık. Şey yok. Sağ tarafta ayna yok. Aynen. Ve sağ tarafta da full araba park edildi. Zaten sağa bakarak gitmen gereken bir Ben yer yani. zaten iki taraftan da sıyırma geçiyorum yani Aynen. park ederken. Araba çok Geri geniş zaten. geri giriyorsun. Ön önde girmiyorsun. Problem yaşanıyor. Dolayısıyla mesela oraya götürmek bile istemiyorum. Aslında Aynen. sen de mesela her gün kullansan günlük kullanımda yok. Benim için çok sıkıntı. Ben bir de dışarı çok çıkıyorum ediyorum hani. Arabayla bayağı dolanıyorum bakınca. Yani Impala'yla ben bayağı zorlanırım. Hani açık Yakıttan da konuşmak gerekirse. zorlarsın. Aynen. İşte nasıl park Yakıttan direkt edeceğinden de zaten. zorlarsın. Sıkıntı olur. Öyle Aynen. şeylerde ciddi sıkıntı olur. Ama dediğimiz gibi yani mesela burada işte atıyorum bir üniversitenin oraya falan gittik. Bayağı keyifliydi yani Tabii arabayı canım. kullanmak etmek. Aynen. Güzeldi yani keyif verici. Leon da keyifli bu arada. Aynen. Yani Leon da işte gündelik binebileceğin keyifli arabalardan biri bence. Tabii Hani. canım bu şey baktığında optimum. Buna yani işte sadece şey gibi bakılmaması lazım. Ben de onun için söyledim yani. Sadece iş görme arabası değil yani. Aynen. İstediğinde çok güzel keyifli alıyorsun. Kendine göre kişiselleştirebildiğin için güzel bir yanı da var. Mesela ben hani performanslı kullanmayı gerçekten seviyorum. Hani çoğu insana göre saçma gelse de atıyorum hani saçma gelebilir yani insanlara göre. Yani çoğu insan belki bundan daha çok keyif alır yani bunun keyifli kullanması hani gazlamak değil tabii ki bundaki olay yani yavaşça seyrinde gitmek Ya bakınca. işte evet bunun şeyi arabanın kullanım hissiyatı Belki çok de yaşımdan dolayı yani o da belli değil olabilir tabii. tabii canım. Yani yok ben daha klasik meraklısı bir adamdım. Çocukken de öyleydim. Aynen. Ben de çok yok açık Sen konuşmak de benim gerekirse. kadar yok evet. Öyle o kadar Ya şey klasik değilsin. araba hani tabii ki de kullanmak etmek isterim hani böyle bir güçlü bir klasik araba da kullanmak isterim hani daha güçlüsünü hani Evet. bakınca V8. Bir V8 Aynen. makinamız olsa. Öyle bir şey olsa mesela ben bunu çok daha fazla kullanmayı isterdim herhalde diye düşünüyorum. Baya güzel bir hissiyat olur yani. Ya evet işte orada mesela bir tek arabanın çehresi değişir çünkü o zaman bunda da gazlamak istersin. Tabii canım o bununla da şey yaparsın ya harbiden. Atıyorum bir tane Leon geldi, bozmaya çalışıyorsun falan gibi düşün. Olabilir çünkü dediğim gibi kimse o zaman biraz sleeper olur işte araba. Çok Aynen. çok beklemiyor çünkü kimse Tabii öyle canım. bir şey olmasını. Şu an ben hani sesle biraz o havayı veriyorum yoksa Ben bazen görüyorum ya, Mustang'ler falan basıyorlar. basıyorlar Temde doğru. falan denk geliyorum yani harbiden köpek Basan gibi basanlar da basıyor var yani. kardeşim. Biz basmayı almadık. Biz Sen evimiz keyfe gidersin. aynen biz keyfe kadar kullanıyoruz. Sıkıntı yok. Ama V8 makine de istiyorum. O ayrı bir şey. O zaman sonuç olarak değerlendirdiğinde 10 üzerinden kaç Değerlendirdiğimde veriyorsun? 10 üzerinden 8 veriyorum. Güzel. 8 veriyorum. İyi, iyi bu arada. Daha Ben düşük vermek istemedim. Gerçekten haksızlık olurdu yani daha düşük versem. de buna herhalde ben de veririm ona 8 ya. Ya bu ben şeyden kırıyorum. Bunu puan kırılacak çok bir yanı yok da. Benim keyfime bu daha uygun olduğu için yani. Aynen. Ya ben şimdi sadece keyif odaklı baktığım için okey. Yani gündelik binmeye için bakmadığım için 8 veriyorum. Ben biraz özdeşleşmişim bu arada. Ben mesela Leon'u kullanıp arkadaşlarımın yanına gittiğimde şey duyduğum oluyor. Ya sana bu yakışmıyor dedikleri. Evet belki sana bu gerçek... Bana mesela ben bunu kendime yakıştıramıyorum açık konuşmak gerekirse. Bana kaba geliyor gibi yani. Benim Ters tipime. mi oturuyoruz o zaman? Evet. Ter... Bana bu yakışıyor, sana bu yakışıyor Aynen. gibi. Tamam, bu Evet. arada bence de oturuyor, evet. Bana mesela insanlar şey... Gerçi biraz kekoca kalıyor ama falan. Ben mesela benim kaporta olsam falan da soruyor. Ben Cupra'yı kullandığımda. Diyor ki mesela bu bence diyor babanın kullanması gereken bir araba diyor. Sen diyor mesela bunu kullanmalısın. Ben de diyorum ki asıl tam tersi oluyor abi mesela. Yani bu daha şey diyorum bana. Daha büyük zevk veriyor. Babam da mesela bunu o kadar kullanmak istemez. Onu ister yani. Yani Gibi bir evet. şey ters oluyor birazcık ama yapacak da bir şey yok ne yapalım. Ben de özdeşleşmişim. Ben genel olarak kendimi yakıştığını düşünüyorum. Öyle.
O zaman Güzel. bir sonraki Videoda Impala görüşmek veya üzere. başka bir videoda. Aa aynen, daha şey çekeceğiz ya. Cupra VS Leon çekeceğiz. Evet ve videoyu beğendiyseniz Impala ile gazlamamı isterseniz yorumlara Daha ne kadar? belirtin. Farklı Bence şeyler deneyebilirim. oğlum Bak daha bir şey bugünkü videonun denemedik bedeli 1.000 liradan fazla. falan. Gerçekten ben bu arada çeyrek depodan fazla yakmışımdır yani. Çok rahat bir şekilde onu Net. söyleyebilirim. Ama basması da cidden ayrı bir keyifli. Onu söyleyeceğim yani. Harbiden basması harbiden keyifliymiş yani. Keyifli keyifli. Güzel. Daha deneriz. Ben bir sonrakinde Kuzey Marmara'ya çıkalım. Evet bak öyle bir şey de harbiden top speed denemek Ha işte olur yani öyle bir harbiden. şey de, çünkü yani yine seninle Ben bir ara bu konuştuğumuzda arada telefondan şey yapmaya çalıştım ya. ha çekeyim. Navigasyondan bakayım. Yok yok. Ha kaçla gidiyor? Aynen yani. Ya doğru Göstergen et doğru gösteriyor. mu diye emin olamadım. Bir Tam bakmak istedim aslında %100 ama. olmayabilir de doğru yani. Genel olarak gösterdiğin şeydir. 10 kilometre az gösteriyor. Kaç gördün? 140 gördüysen 150 140 yapmışsın. gördüm ya. 150 yapmışsın Harbi orada. mi? Tamam. Ulan bayağı iyi gitmişim ya Sen düşününce. dedim bir ara çok iyi hızlandın zaten. Ben zaten bastım. Ciddi Bu anlamda bastım yani. arabanın da 150'si moruk. İşte şu arabanın 250'si 300 arası bir şeyine bedeldir yani. Hissiyat olarak söylüyorum. Ben devre alsın diye bir ara zaten fark etmişsinizdir. 3'ten 2'ye çekiyorum. Bir ara hani hızı falan 70'te yani o zaman. Videoyu kapatamadık ama şey nasıl hissettirdi? Patara Evet o da güzel bu arada. O da kütere. güzel ya. Pat pat pat. Yok. Yokuş aşağı inerken falan bayağı bildi. Sürekli patlıyor bir şey. Yani şey rahatsız edici bir ses değil bence. Yani benim için değildi yani. O zaman işte Çevre için böyle bir bilemem şimdi. Çevrecilik. sanki bir 7 litre kullanıyormuşsun gibi Evet o oluyor. hissiyatı verdi ya Ses öyle cidden. geliyor işte. İyi güzel. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. unutmayın. Alta bırakıyorum. Ben bırakmıyorum da. Yazma. Ay. Peki o zaman ben artık alabileyim değil mi? Ya Evet yerler evet. yerler Yer değişelim. değişsin. Sen kendi arabana bin git hadi. No. Onu tamam hadi verelim bana. Tamam. Bak çiğnez miyim Ha, ver. bak. Ben de buna biniyorum. Herkes kendi çöplüğünü dönsün. Çalıştırayım mı? Bak, bu da bu kadar be.